Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Niye bunların hepsi bizi buluyor diyorum. Nelerin hepsi? Dertlerim. İyiyiz lan biz. İyi insanlarız. Orası tartışılır kardeşim. Neye göre iyi, kime göre iyi? Peki abi. Diyelim ki şu an adamlarız. 19 yaşımıza geldik. Dön abi geri. 10 yaşına dön, 5 yaşına dön. Keşke. Dert yok, tası yok anasını satayım. Aynen. O zaman da mı böyleydik abi? Değildik. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Tek bildiğimiz top, oyun, sokak. Sen öyle tabii. Ben sabahtan akşama kadar babamla setlerde. Annem zaten babamın gözünün içine bakıyor. Her şeyden önce babam geliyor tabii. Her zamanki gibi. Sen 8 yaşındayken gece yarılarına kadar 2 saat uykuyla duruyor muydun? Yok valla. Ben duruyordum işte. O yüzden ailenin kıymetini biliyorum. Ya biliyorum biliyorum da. Sen de bizimkileri biliyorsun oğlum. Baya baya köyden gelmişler yani buraya. Okumamışlar, etmemişler. Öp de başına koy lan. En azından sahip çıkıyorlar. Sana, kardeşlerine, herkese. Bana bile lan. Bir de bizimkilere bak. En azından bayramda seyranda babandan açlık almışsındır yani. Yani. Ben babamdan bir kere bile açlık almadım lan. Benim kazandığım paralarla gidip kendine üst baş alırdı. İyinirdi böyle jilet gibi. Karizma, havalar. Dışarıdan görsen adam sanırsın. Annem pencerelerde. Adama razı. Hani derler ya. Bir çocuğun örnek alması gereken kişi babasıdır diye. Benim en son yapacağım iş abi. Hayatta yapmam. Lan oğlum öyle söyleme ya. Baban sonuçta senin o. Adam bir gün kaybedersin falan. Sonra bak pişman olursun abi söylediklerine. Olmam abi. Neden biliyor musun? Çünkü bir adamın tek sorumluluğu ailesidir bu dünyada. Gerisi yalan.